Rabbimizi tanıyalım. Sizi kim yarattı? Gözlerinizin rengini, saçlarınızın rengini kim verdi? Boyunuzun uzunluğunu, derinizin rengini kim belirledi? Peki annenizi, babanızı, arkadaşlarınızı kim yarattı? Dağları, ağaçları, denizleri, güneşi, ayı kim yarattı? Kedileri, köpekleri, sincapları, zürafaları ve diğer canlıları kim yarattı? Çoğunuz tüm bu sorulara aynı cevabı verirsiniz. Bizi ve her şeyi Allah yaratmıştır. Elbette tüm bu soruların doğru cevabı da budur. Peki, bizi ve tüm evreni yaratan Yüce Allah'ı ne kadar tanıyorsunuz? Allah, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de kendi zatını bizlere tanıtmıştır. Bu filmde Kur'an ayetleri doğrultusunda Yüce Rabbimizi tanıyacağız ve O'na daha yakın olmaya çalışacağız. Allah her şeyden önce vardır, ilktir. Allah evveldir, her şeyden önce vardır, ahirdir. Her şeyin yok oluşundan sonra da var olacaktır. Zahirdir, varlığı yarattığı her şeyde görülür. Batındır, hiç kimse onu göremez. O her şeyi bilendir. Üzerinde yaşadığımız dünya, kocaman bir evrenin içinde yer alır. Tarih boyunca insanlar bu uçsuz bucaksız evrenin bir başlangıcı olup olmadığını hep merak etmişlerdir. 20. yüzyılda ise evrenin bir başlangıcı olduğu ispatlanmıştır. 1929 yılında Edwin Hubble adlı bilim adamı yaptığı gözlemler sonucunda evrenin sürekli genişlediğini fark etmiştir. Bu gerçekten yola çıkan bilim adamları önemli bir çıkarım yapmışlardır. Zamanda geriye doğru gidilirse, bu kez evren daralmaya başlar. Daralan evren en sonunda tek bir nokta olur. İşte evren, bu minik noktanın büyük bir patlamayla açılması sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak burada önemli bir sır vardır. Patlamalar her zaman çevreye zarar verirler.
Örneğin bir volkan patlaması. Böyle bir patlamanın sonucunda var olan düzen bozulur. Örneğin evler yıkılır, ağaçlar devrilir. Evreni oluşturan patlama ise milyarlarca volkan patlamasından çok daha güçlü bir patlamadır. Ama diğer patlamaların tam tersine, bu patlamanın sonucunda kusursuz bir düzene sahip olan evren oluşmuştur. Bu durum, evreni sonsuz güç sahibi olan bir yaratıcının var ettiğini gösterir. İşte bu sonsuz gücün sahibi olan yaratıcı, Yüce Allah'tır. Evreni oluşturan patlamayı Allah yaratmış, bu patlamanın sonucunda evrende mükemmel bir düzen kurmuştur. Canlılar, gezegenler ve tüm evren yaratılmadan önce yalnızca Allah vardır. Çünkü O ilktir. Allah yaptığımız hataları affeder. Bir hayrı açıklar ya da gizli tutarsanız veya bir kötülüğü bağışlarsanız şüphesiz Allah affedicidir, güç yetirendir. Hepimiz zaman zaman hata yaparız. Birçok konuda eksik düşünebilir, yanlış kararlar verebiliriz. Hatalı bir tavrımız olabilir. Ancak bizi yaratan ve bu eksikliklerimizi bilen Allah, yaptığımız hataları affeder. Ama bizim de yaptığımız hatayı fark edip, bir daha aynı hatayı yapmamak üzere tövbe etmemiz gerekir. Yani Allah'ın bizi affetmesi için dua etmemiz gerekir. Bu davranışımızda samimi olursak Allah, günahlarımızı affeder ve bizi bağışlar. Allah samimiyetin önemini Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Allah'ın üzerine aldığı tövbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların, sonra hemencecik tövbe edenlerinkidir. İşte Allah, böylelerinin tövbelerini kabul eder. Allah bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi olandır. Allah her şeyi çok iyi bilir. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Gerçek şu ki O, sinelerin özünde saklı olanı bilir. Allah her şeyi bilir. Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olan tüm canlıları, her an meydana gelen tüm olayları, aynı anda dünya üzerinde doğan ve ölen insanların kimliklerini, yeryüzündeki her bir ağaçtan düşen yaprakların sayısını,
Evrendeki milyarlarca galaksi içindeki milyarlarca yıldızın her birinin özelliklerini ve burada saymakla asla bitiremeyeceğimiz her şeyi bilir. Bir Kur'an ayetinde Allah şöyle buyurur: "Karada ve denizde olanların tümünü Allah bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez." Hiç unutmamamız gereken çok önemli bir sır daha var. Allah bizim aklımızdan geçenleri, gizli veya açık yaptığımız tüm işleri de bilir. Yaptığımız bir şeyi insanlardan gizleyebiliriz ama Allah'tan gizleyemeyiz. Çünkü Allah ilmiyle tüm evreni sarıp kuşatmıştır. Allah büyüktür. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. O yücedir, büyüktür. Allah'ın büyüklüğü bizim kavrama sınırımızın çok üstündedir. Ama bizler Allah'ın yarattıklarına bakarak onun büyüklüğünü kavrayabiliriz. Onun ne kadar güçlü olduğunu görebiliriz. Tonlarca ağırlıktaki bulutları taşıyan gökyüzü, binlerce metre yükseğe uzanan dağlar, İçlerinde milyonlarca çeşit canlının bulunduğu denizler, birçok canlının içinde yaşadığı ormanlar, bunlar ve burada sayamadığımız birçok detay Allah'ın büyüklüğünün açık delillerindendir. Allah dilediğini yapar. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir. Bütün evrenin hükümdarıdır. Kuddüstür. Her türlü eksiklikten uzaktır. Selamdır. İnsanları her türlü tehlikeden kurtarandır. Mümindir. Güvenlik verendir. Müheymindir. Koruyucudur. Azizdir. Üstün ve güçlüdür. Cebbardır. Dilediğini yapandır. Çevremizde bazı şımarık insanlar vardır. Bunlar kendilerini diğer insanlardan büyük görürler. Sahip oldukları özelliklerin kendilerine ait olduğunu sanırlar. Hatta kimi zaman Allah'a karşı büyüklenirler.
Halbuki bu son derece büyük bir akılsızlıktır. Çünkü hiçbir insan dünyaya kendi isteğiyle gelmemiştir. Hayatının ne zaman son bulacağını da bilemez. Sahip olduğu hiçbir özelliği kendi seçimiyle elde etmemiştir. Sahip olduğumuz bütün imkan ve özellikleri bize veren Allah'tır. Allah dilediği anda verdiği nimetleri geri alabilir. Allah büyüktür ve dilediğini yapar. Allah insanlara nimetler verir. Hiç şüphesiz rızık veren O, metin kuvvet sahibi olan Allah'tır. Allah sonsuz merhamet sahibidir. Bizler Allah'ın verdiği nimetlerle hayatımızı devam ettirebiliriz. Bizim için faydalı tüm bitkileri toprağın altında Allah filizlendirir. Toprağı ekip biçmeden bile toprak yemyeşil ürünler ve başaklar verir. İçinden sarı, kırmızı, yeşil, turuncu meyveler ve sebzeler çıkar. Allah, yerin altındaki 4500 derece sıcaklıktaki ateş kütlesini toprakla örter. Gökyüzünden tonlarca berrak su indirir. Masmavi denizlerin içi ise binlerce çeşit canlıyla doludur. Allah, her an ciğerlerimize dolan oksijeni yaratır. Allah'ın bizim için yarattığı nimetleri saymakla bitiremeyiz. Allah bu gerçeği Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz. Biz de bu nimetleri Allah'ın verdiğini hiç unutmamalıyız. Her zaman Allah'ı hatırlamalı, ona şükretmeliyiz. Yani ona teşekkür etmeliyiz. Allah hastalara şifa verir. Hastalandığım zaman bana şifa veren Allah'tır. Hasta olduğumuz zaman ne kadar zayıf olduğumuzu, Allah'a muhtaç olduğumuzu fark ederiz.
Allah bize acizliğimizi hatırlatmak için hepsi birbirinden farklı yüzlerce hastalık yaratmıştır. Gözle bile görülemeyen bir virüsün insanı tanınmayacak hale sokması, vücuda giren bir mikrobun kimi zaman teşhis dahi edilememesi, Allah'ın gücünün en açık delillerindendir. Bilim adamlarının tek bir virüsü ortadan kaldırmak için yaptığı deneyler ve araştırmalar, Allah'ın yaratmadaki üstünlüğünü gözler önüne serer. Hastalığı veren Allah olduğu için, bu hastalığın geçmesi de ancak Allah'ın dilemesiyle olur. Allah dilediği takdirde şafi sıfatıyla verdiği hastalığı ortadan kaldırır. Allah dilemedikçe tüm dünyanın doktorları, en gelişmiş teknolojik aletler, keşfedilen en son ilaçlar bir araya gelse, yine de o kişinin hastalığının iyileşmesi imkansızdır. Kullanılan ilaçların hepsi hastalığın iyileşmesi için birer araçtır. Eğer Allah dilerse, uygulanan tedavi sonucunda kişinin iyileşmesine izin verir. Allah dilemedikçe çok basit gibi görünen bir hastalık dahi kişinin ölümüne sebep olabilir. Bu durumda bizim yapmamız gereken, Allah'ın sonsuz gücünü anlamak, hastalandığımızda iyileşmek için Allah'a dua etmektir. Tekrar düşünelim. Yüce Rabbimiz bizi yaratmış ve bize çeşit çeşit nimetler vermiştir. Onun her şeye gücü yeter. Allah, içimizden geçen düşünceleri ve tüm yaptıklarımızı bilir. Yaptığımız hataları affeder. Hastalandığımızda bize şifa verir. Bizim yapmamız gereken, Allah'ı çok iyi tanımak ve O'nun emirlerini yerine getirmektir. Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O, üstün ve güçlü olandır. Hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Diriltir ve öldürür. O, her şeye güç yetirendir. O, evveldir. Her şeyden önce vardır. Ahirdir. Her şeyin yok oluşundan sonra da var olacaktır. Zahirdir. Varlığı, yarattığı her şeyde görülür. Batındır. Hiç kimse onu göremez. O her şeyi bilendir.